Mersin'in Tarsus ilçesinde aylarca devam eden gizemli kazı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Kimsenin görmemesi için mavi branda ve tel örgüyle çevrilen kazı alanı, 4 evin avlusunda yaklaşık 150 metrekarelik bir alanda devam etmiş, özel harekat polislerinin nöbet tuttuğu kazı alanına milletvekilleri dahi alınmamıştı. Yıllar geçmesine rağmen gündemden düşmeyen gizemli kazının hikayesi, 2012 yılında işlenen bir polis cinayetine kadar uzanıyor. Tarihi M.Ö. 2000'lere kadar dayanan Tarsus'ta, kazıyla ilgili olarak Aziz Pol'un İncil'inden İmparator Dakyanus'un yeraltı şehrine kadar birçok söylenti dolaşmıştı. Türkiye'nin konuştuğu ve gündeminden düşmeyen Mersin'deki gizemli kazının yıllar öncesine dayanan hikayesi başlıklarla şöyle. 1. Hikayenin kahramanları. Polis memuru M.E. öldürüldü. S.E. Polis memuru M.E.'nin eşi, dosyanın yeniden açılmasını sağlayan mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndererek gündeme getirdi. Eski Tarsus Emniyet Müdürü Y.A. Polis memuru M.E. eski Tarsus Emniyet Müdürü Y.A.'nın da define şebekesinden olduğunu öne sürüyordu. A.İ. Gizemli kazının yapıldığı evin sahibi. Boş halde bulunan eve bir gün baskınla gelen polisin haber vermeden kazıya başladığını, kendisine resmi bölge gösterilmediğini söylüyor. D. Ev sahibi A.İ.N. kazının sorumlusu olduğunu söyleyen kişi. O.K. A.İ.N. D'den önce kazının başında olduğunu söylediği kişi. Bir dönem FETÖ'den tutuklanmıştı. H.Y. Polis memuru M.E.'yi öldürmek suçundan 25 yıl hapse mahkum edildi. Hala cezaevinde. 2. Sansürlenen cinayet. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik şubede görev yapan, aynı zamanda bölgedeki define kaçakçılığı şebekeleri konusunda emniyete bilgi veren polis memuru M.E., 2012 yılında esrarengiz bir cinayete kurban gitti. İddiaya göre 2011 yılının Kasım ayında defineciler bir kral mezarı buldu. İçinde de 32 altın, şamdan, altın sikke ve taslardan oluşan paha biçilmez hazine vardı. M.E.'nin verdiği bilgilerle 7 kişi tutuklandı. Definecilerin avlusunu kazdığı evi kiralayan M.E.'nin polis eşi S.E. bir gün kocasının kendisine "beni yakacaklar" dediğini, elindeki CD'yi göstererek "bu benim teminatım, gerekirse Ankara'ya gidip olup biteni anlatacağım" dediğini aktardı. Eşinin ifadesine göre M.E. öldürülmesinden günler önce, "dün akşam lahit kapağı açılmadan kaçakçılık şube benim ihbarımla baskın yaptı. 7 kişi tutuklandı. Ancak bugün baktım ki tutanakta hazineden söz edilmiyor. Lahtin içi boş yazıyor. İtiraz ettim. Emniyet müdürüne anlatmaya gittim. Beni susturdu. Meğer hepsi şebekenin içindeymiş" dedi. Polis memuru M.E. 28 Ocak 2012 yılında izbe bir yerde kendi silahıyla ensesinden vuruldu. Arkadaşıyla şakalaşırken vurulduğu yönünde kayıt düşüldü ancak dosyada definecilerden ve cinayetten söz edilmedi. Silahı ateşleyen H.Y. 25 yıl hapis cezasına çarptırıldıysa da bunun bir defineci cinayeti olduğu gizlendi. 3. Kazı ne zaman ve nasıl başladı? Polis memurunun eşi S.E. yıllardır sürdürdüğü hukuk mücadelesinin ardından 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak dosyanın yeniden açılmasını talep etti ve eşinin görev başında öldürüldüğünü söyleyerek şehitlik statüsü verilmesini istedi. Bunun üzerine soruşturma yeniden başlatıldı. 82 Evler Mahallesi'nde bulunan evdeki bitmeyen kazı da
böylece başlamış oldu. 4. Nasıl gündeme geldi? Yetkililerin aylarca hakkında açıklama yapmadığı kazı, ilk olarak Tarsus'ta yerel medyada gündeme geldi. Esrar perdesi, kazının sosyal medyaya yansımasıyla daha da büyüdü. Kazıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getiren de CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı tam 5 kez bölgeye gitti ancak içeri girmesine izin verilmedi. Hayatım ben milletvekiliyim, daha önce de geldim, aç. Ben bir açar mısın şunu? Birader açar mısın şu kapıyı? Bir saniye, müdür beye bilgi verelim. Hayatım ben milletvekiliyim. Tamam vekilim, müdür beye bilgi verelim. Müdür kim? Hangi müdür? Müdür kim? Müdür dediğin? Hangi müdür arıyorsun? Bir bana bak. Ben... Sen polis misin? Evet. Ha? Evet. Peki. Lütfen. Özel mülk. Lütfen. Özel mülk falan değil burası. Burası kazı alanı, kamu mülkü. Özel mülk deme. Sen ne iş var özel mülkte, polisle? Beş, İncil'den yeraltı şehrine kazıyla ilgili ilginç iddialar. Sosyal medyada kazıda ne bulunduğuyla ilgili birçok iddia gündeme geldi. O iddialardan bazıları şöyle. Aziz Pol'un kayıp İncil'i, Dakyanus hazinesi. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, olaydaki esrarın Hristiyanlığın önemli isimlerinden Tarsuslu Aziz Pol'un kayıp İncil'i ile ilgili olduğunu iddia etti. Atıcı şunları söyledi. Ben oraya arkeolog götüremiyorum. Arkeoloji derneğini aradım. Birçok arkeolog var. Ben hekimim, oraya girsem de anlamam. Siz de gelin dedim. Ama arkeologlar korkudan giremedi. İşin uzmanları bunun arkeolojik kazı olmadığını söylüyor. Orası bir define yeri, yani devlet define arıyor. İlk gittiğimde avluyu aldılar. İlk izlenimlerim mağara ağzı gibi 4 delik vardı. Bana buradan herhangi bir şeyin çıkmadığını söylediler. Ben de o zaman niye 24 saat özel harekat koruyor peki burayı diye yanıt verdim. O gün oranın en yetkilisi benimle çadırda görüştü. Polisler onu korumak için etrafımızı uzun namlulu silahlarla sardılar. Adeta etten bir duvar ördüler. Nereden geliyorsunuz dediğimde sormayın dediler. Sanıyorum MİT'ten bir yetkiliydi. O kişi olayın pek çok uluslararası bağlantısı olduğunu söyledi. Bu Vatikan'la ilişkilidir. Hocam bu milli bir meseledir. İnanın burada milli bir iş yapıyoruz. Sizden ricam 10 gün sabredin dedi. Ama 10 aydan fazla geçti üzerinden. 3-5 kilo altın için bu yapılacak iş değil. Ben şunu iddia ediyorum. Burada hesap Aziz Pol'un İncil'i ile ilgili. Aranan bu. İddia şu ki, bu gizli kazıdan önce gayrimeşru olarak birileri kazı yapıyor ve bu da Vatikan tarafından destekleniyor. Hatta bizatihi arama koordinatları nokta olarak Vatikan'dan veriliyor. İki evi önceden kiralamışlar. Normalde aylık kira 300-500 lira iken 5000 liraya kiralamışlar. İçlerindeki polis güya intihar ediyor. Nasıl bir intiharsa, tabancasını temizlerken ensesinden vurulmuş. O dönemin savcısı sözde buna inanmış ve dosyayı kapatmış. Yani çok boyutlu bir olay. Aziz Pol'ün Hristiyanlıkta İsa'dan sonraki en önemli kişi olduğu düşünülüyor. Dakyanus hazinesi bu İncil'in yanında devede kulak tüyü kalır. Kulak bile değil. Eğer o İncil gittiyse bir daha gelmez. Vatikan dünyayı verir, o İncil'i vermez. Buna hiçbir şekilde paha biçilemez.
Biz de bu kadar süreden sonra şeffaflık olsun istiyoruz. Şeffaflık suistimalleri önler. Sonuçta buradan çıkan her şey milletin malıdır. Milletvekilinin açıklamasının en can alıcı detayı, Vatikan'ın koordinatları daha önceden biliyor olması ve Türkiye'deki insanlara bu koordinatları göndermiş olması ve kazıdan Vatikan'ın da haberinin olmuş olması. Dolayısıyla bu kazıyı aslında organize edenin Vatikan olduğu da bu şekilde ortaya çıkıyor. Bir diğer iddia ise kral mezarı. Öldürülen polis memuru M.E., karısı S.E.'ye kazı bölgesinde definecilerin kral mezarı bulduğunu söylemişti. M.E., önemli bir kral mezarı kazıyorlar. İlçe emniyet müdürü görevlendirdi. Kaçakçılık şube adına sızdım. Olup biteni rapor ediyorum. Lahdin içinde altından, 32 şamdan, kade, sikke gibi çok değerli hazine var. Dün akşam lahit kapağı açılmadan kaçakçılık şube benim ihbarımla baskın yaptı demişti. Polis memuru M.E.'nin bu açıklamaları da kral mezarını gündeme getirdi. Buna ilaveten tonlarca altın iddiası. Sosyal medyada en çok gündeme gelen iddialardan biri de kazı alanında tonlarca altın bulunduğu yönündeydi. Mahalle sakinlerinden birinin "Yaptılar, ettiler, gittiler. Evlerin altı boş, iki yaşlı, nereye gideceğiz? Kiralar pahalı. Gizli kazdılar, gizli yaptılar, gizli ettiler. Götürdüler, gittiler. Ne olup bittiyse biz anlamadık. Bize, bir tehlike olursa size ev vereceğiz, ev olmazsa ev parası vereceğiz dediler. Buraya kafile kafile geldiler. Evden kamyonlarla tonlarca bir şeyler çıkardılar ama ne olduğunu göremedik." İşte bu vatandaşın bu sözleri de tonlarca altın iddiasını güçlendirmişti. Roma dönemine ait yeraltı şehri de iddialar arasında yer aldı. Bir haber kanalının istihbarat şefi, bölgede Roma dönemine ait bir yeraltı şehri olduğunu iddia etmişti. O iddiada, "Tarihi yeraltı şehrinin dışına açılan kapı bu evin içinde. Bu evin bir avlusu var. Avlu 4 yerden kazılmış. Bu evde bir arkeolojik kazı var. Devlet define arıyor. Bu konu mahsus böyle açıklanıyor. Burada bir algı var. Bu kazıyı Mersin Müzeler Müdürlüğü yapıyor. Bu işin en başına gelirsek, defineciler bir harita buluyor, bu evi tespit ediyor ve yeraltı şehrine açılan kapının bu evin altında olduğunu tespit ediyorlar," demişti. Tarihi tabletler iddiası. Twitter'da arkeolog olduğunu iddia eden bir kişi, kazıda yazılı tarihi binlerce yıl geriye götürecek tabletler bulunduğunu öne sürdü. Bu iddia Twitter ve Ekşi Sözlük'te heyecan uyandırdı ancak söylentilerin artması üzerine söz konusu iddiayı öne süren kişinin troll olduğu ve iddiaların gerçeklikle alakası olmadığı ortaya çıktı. Dünya dışı yaşam bulgusu ve UFO'lar. Kazının böylesine bir gizlilikle sürdürülmesi, olası dünya dışı yaşam formlarına ilişkin bir bulgunun olabileceği iddiasını da gündeme getirdi. Kazı alanı, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1947'de UFO düştüğü iddia edilen Roswell'e kurulan 51. bölge üssüne benzetildi. Kazı alanının altında UFO'ların olduğunu ve yetkililerin UFO teknolojisini öğrenmeye çalıştığı da iddia edildi. 6. Yetkililer ne söyledi? Kazıyla ilgili ilk resmi açıklama Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Salim Sağ'ın Başbakanlık İletişim Merkezi üzerinden Mersin Valiliğine 3 Ekim 2017'de yaptığı başvurunun ardından geldi. Tarsus Kaymakamlığı ve Mersin İl Müdürlüğü'nce BİMER üzerinden yapılan iki açıklamada, daha önce kaçak kazı yapılan bu alanda mimari olarak herhangi bir kültür varlığı bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, kazıda amorf durumda pişmiş toprak parçaların bulunduğu ve incelemeye gönderildiği, ayrıca izin belgesi doğrultusunda kurtarma kazısının mevsimsel etkenler nedeniyle aralıklarla sürmüş olduğu, kültür dokusunun tespitine ilişkin çalışmalarınsa
devam ettiği bildirildi. 7. Odak noktadaki Vatikan'dan yanıt. Kazıyla ilgimiz yok. Mersin'de yapılan gizemli kazıyla ilgili iddialara Vatikan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yanıt geldi. Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russell, Vatikan'ın Tarsus'taki herhangi bir arkeolojik kazı veya başka faaliyete dahli yoktur dedi. Büyükelçi, Vatikan'ın Tarsus'taki olayla ilişkilendirildiği haberinin uydurma ve yanlış olduğunu söyledi. Ancak hatırlayacağınız gibi milletvekili, kazının koordinatlarını bizzat Vatikan'ın gönderdiğini ve kazının Vatikan'ın bilgisi dahilinde yapıldığını söylemişti. Yani bu kazıyı organize eden başından beri Vatikan'dı. Ve Vatikan'ın kazıyla ilgimiz yok açıklaması da gayet normal ve makul karşılanır. Çünkü bu tür büyük olaylarda devletler genellikle inkar politikasını güderler. 8. Bölgedekiler ne diyor? Tarsus'ta yaşayan bir gazeteci, CHP'li Aytu Atıcı'nın aksine ilçede kazıda İncil bulunduğu yönünde bir algının olmadığını söyledi. Bir internet sitesine konuşan gazeteci, "Konuştuğumuz emekli arkeologlar bunun arkeolojik bir kazı olamayacağını, ancak cinayet kazısı da olamayacağını söyledi. Kazı yapılan bölgenin 250 metre yakınında donuk taş tapınağı var. Emekli bir profesör kazının büyük ihtimalle Roma İmparatoru Dacianus dönemine ait 3 katlı bir yeraltı şehri olduğunu söyledi dedi. 9. Gizemli evin sahibi ne diyor? Evi polis memuru M.E.'ye kiraya verdiğini belirten A.İ. polis memuru öldürüldükten sonra savcılık ifademi aldı. Sen de mi ortaksın dediler. Sonra takipsizlik verildi. Ondan sonra evde 2 yıl kadar ben oturdum. Zaten bizim çocukluğumuz o evde geçti. Sonra ben taşındım. Eve kiracı oturtmadık, ev boş kaldı. Bir gün eve baskın gibi geldiler. Baktık ki kendi evimizin kapısında polisler. İçeride kazı yapıyorlar. Kapıya dayandım. Kardeşim siz kimsiniz, ne yapıyorsunuz dedim. Yetkililerin talimatıyla kazıyoruz dediler. Zaten son 6 aydır da bize umut tacirliği yapıyorlar. Kazı bitene kadar beklememizi söylediler. Kazının başındaki D isimli kişi sürekli bize oyaladı. Elimizde kazıyla ilgili yazılı bir belge falan yok. Bir başka televizyon programında konuşan ev sahibi A.İ. kazının yapıldığı esnada eve girmek istediğini söyleyerek kapıda bana silah doğrulttular. Vurursanız vurun lan. Benim evimde ne arıyorsunuz diye bağırdım. Kazı sorumlusu D beni aradı. İstanbul'dayım, gelince seninle konuşacağız. İçini rahat tut dedi. Kazı esnasında yine onunla konuştuk. Elimizde yazılı bir belge olmadığını, artık bu işin sonlanmasını söyledim. Ama bir gelişme olmadı. Yan taraftaki evin sahibine devletten izin alındığına dair belgeyi göstermişler ama bizim ev için bir belge göstermediler. Bu kazının başında önceden OK diye biri vardı. Bu adamınsa FETÖ'den alındığını duymuştuk. 11. Peki uzmanlar ne diyor? 1963 yılında başlayan İstanbul Üniversitesi kariyeri boyunca Türkiye'nin hemen hemen her yerinde arkeolojik çalışmalar yürüten Profesör Doktor Mehmet Özdoğan, kendisinin de gazete havadisleri dışında hiçbir bilgisinin olmadığını, olayın nitelik ve sürecini anlamakta zorlandığını söyledi. Olayı oldukça garip olarak yorumlayan Özdoğan, arkeolojiyle bağlantılı bir süreç olma olasılığının hemen hemen yok görünümünde olduğunu ve arkasında başka bir olay olması gerektiğini belirtti. Özdoğan, her ne arıyorlarsa arkeolojik alanda olduğu için müzeyi en azından isim olarak devrede tutuyorlar gibi. Ancak bu kadar uzun süre ne aranır, neyin analizi yapılır hiç aklım yatmadı diye açıklamada bulundu. Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Murat Durukan da konu hakkında hiçbir fikri olmadığını, kendisinin ve çevresinin de merak içinde olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu. Biz de büyük merak içindeyiz. Hatta ben yarı Tarsusluyum. Bölümümde Tarsuslu bir öğretim üyesi daha var.
Ancak tek kelime bir haber ya da bilgi alamıyoruz. Sizin de takdir edeceğiniz üzere konu arkeolojik olsaydı bu kadar gizliliğe gerek olmazdı. Güvenlik veya suç odaklı bir araştırma yapılıyor olma ihtimali daha kuvvetli sanki. Ama bu da bir spekülasyon sonuçta. Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan gizemli kazıyı bütün detaylarıyla ele aldık. Kazıdan Vatikan'ın bilgisi var mıydı, koordinatları göndermiş miydi ve kazının yapılmasını Vatikan mı istemişti? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.